Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için üzeri çıtır çıtır, tadı çok hafif, hazırlaması da oldukça kolay süt turtası tarifi paylaşacağım. Tarife geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Öncelikle 1 su bardağı fındığı rondodan geçirerek toz haline getirelim. Üzerine 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı tarçını ekleyerek karıştıralım. Pişirme kağıdından bir tane çıkartalım ve kelepçeli kalıbımızın içerisine elimizle güzelce bastırarak yerleştirelim. Pişirme kağıdı sayesinde turtamızı kalıptan rahatlıkla çıkartabileceğiz. Tezgaha baklavalık yufkamızdan bir tane serelim ve üzerine bir fırça yardımıyla erittiğimiz tereyağından sürelim. Her tarafını güzelce yağladıktan sonra hazırladığımız fındıklı tarçının iç harcını yufkanın her yerine serpelim. Baklava yufkamızın kenarından başlayarak rulo şeklinde yufkayı saralım. Daha sonra ruloyu gül şeklinde dolayalım ve kalıbımıza yerleştirelim. Diğer yufkaları da aynı şekilde yağlayıp fındıklı karışımımızı serptikten sonra rulo yaparak bu şekilde hazırlayalım. Dilerseniz fındık yerine ceviz veya badem de kullanabilirsiniz. Hatta kuru incir, kuru kayısı gibi değişik meyvelerle de hazırlayabilirsiniz. Ben toplamda 10 adet baklavalık yufka ile turtamı hazırladım. Kullandığınız kalıba göre miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tüm yufkaları yerleştirdikten sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişmeye bırakalım. Turtamız pişerken karıştırma kabına 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri alarak güzelce çırpalım. Üzerine 1,5 su bardağı süt, 1 paket vanilya ve 1 çimdik tuzu ekleyerek tekrar karıştıralım. Pişen yufkalarımızı fırından alalım ve üzerine hazırladığımız sütlü karışımı dökerek tekrar 15 dakika kadar fırına verelim. Güzelce kızaran süt turtamız hazır. Kelepçeli kalıbımızdan çıkarıp pişirme kağıdını sıyıralım ve üzerine pudra şekeri serperek servis edelim. Dilerseniz sevdiğiniz mevsim meyveleriyle de süsleyebilirsiniz. Oldukça hafif, çayın kahvenin yanına kolaylıkla hazırlayıp ikram edebileceğiniz bir tatlı. İçerisindeki tarçın ve fındık sayesinde pişerken etrafta elmalı kurabiye kokusu alacaksınız. Hatta bu tarifi elmalı kurabiye iç harcı ile de hazırlayabilirsiniz. Denerseniz fotoğraflarınızı Instagram'da mutlaka Nefis Yemek Tarifleri etiketiyle paylaşın. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. İçini de göstermek istiyorum. Öyle şerbetli tatlı gibi ağır değil, oldukça hafif. Yalnızca eklemek istiyorum. Bu tarifi hazırlarken iyi bir baklava yufkası kullanmanızda fayda var. O yüzden güvendiğiniz bir baklava yufkasıyla denemenizi tavsiye ederim. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için de özellikle teşekkürler.